Dördüncü bab. Babu men lekiye Allah'a bil imani ve huve gayru şakin fihi dehalel cennete ve hurrime alennar. Allah Teala bilen, iman bilen mülakat kıyan, üçleşken kişi. Ve o imanı da şak kılıcı bu mese, cennetke kirişliği ve o cehennemge haram kılınışlığı doğrusundaki bab. Demek ki kimi ki iman kildirse yu, iman da şak kımese, Allah'ın huzurluğu şu iman bilen varsa bu adam cennetke baradı, cehennem bunge haram kılınadı. Men lekiyedip karin dünyadan ketiyat durgen de şu iman bilen geçiş gerek. Dünyada iman bilen yaşayan bu sayı öyle yap durgen de imansı geçse o cehennemidir. Haddesena Ebu Bekir İbn Abi Şeybe ve Zuhayr ibn Harbin kilahuma an İsmail ibn İbrahim. قال أبو بكر حدثنا ابن عليا عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة عثمان رضي الله عنه دان رواية كلنا بكشتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler ki kimde kim Allah'tan başka haq məbud yuğuligini bilədigən halatı da vafat qısa, cənnətkə kiribdi. Cənnətkə kirədi, dedilər. Qalim, mən mətə. Kimi ki ölsə, deyəbdi. Öləyəb türgəndə, və huvə yələmu. Və o, bilədi ki, qalim, haliyə, cümləyi haliyə. Həm vəublər, həm zəmir bilən bəliyəd. Və o, Allah'tan başka haq məbud yuğuligini bilədigən halatı da ölsə. Biladi nima degani? O'sha tilida aytib, qalbida bilishlik kerak, tanishlik kerak. Demakki, tilida aytsa-yu, qalbida tasdiq qilmasa kofir. Munofiqdir. Yo tilida aytyapti, qalbida tasdiq qilyapti-yu, noto'g'ri tushungan. Aytyapmiz doim, yahud nasroniylar la ilaha illalloh deydi. Deydi-yu, lekin shuni aytishiga qaramasdan yana baribir İsa İbnullah, Uzer İbnullah deyişi oradı. İsa Allah'ın yolu, Uzer Allah'ın yolu deyişi oradı. Demek ki ayetse, kalbide tasdik kısa yu, ama bu tevhidi manasını bilmese, uyum kafir eken. Ya'lamu deyaptılar, bilişlik gereği bunu. Ayetkende ozu, ve şu doğru digende ozu kifaya kımaydı, bilsin. İlim bilişlik gereği. Bilmese faydası yok. Ve İmam Müslim ne demek ki? Bana şu şart halas. La ilahe illallah dese buldu. Bunu kendi düşünülerdi. Eğer bütün hayatı da küfürde yaşayıp durup ayetken bulsa, ulamalar dedi ki, şu ötken hayatı da biz yakşı güman kılamız, deydi. Cumhuriyet dedi ki, ötken hayatı da erleşmeyimiz biz. Şu kelimen ayeti, şu kelimedeki etti mi? Tamam, demek ki o necat taptı. Bu kelimeni etki adam cennetke kiredi yaptı. Bazıları doğrudan doğru kirip gitti oradı. Allah-u Teala haklasa hiç kendi azab vermeydi. Tevhidde bu genelik için doğru cennete kiredi. Ve bazılar günahı yarışa cehennemge varışı mümkün. Bunu da dahalal cenneti kendi düşünemiz netice itibarıdan. Zahiri doğrudan doğru kirişti kürseti yaptı. Bu en mükemmeli, en güzeli. Lakin doğrudan doğru kirmeseyem ahırı neticesi cennet buysa, demek ki o cennete kiripti, necat tapıptı. Yukarıda hadislerde etkenimizdik, bu hadislerde iki kıl düşünülerdi. İnsanların halatı iki kıl. Bazıları mükemmel mumun, bazıları nakıs mumun. Mükemmel mumunlar doğru kirip getirdi. Nakıslar ise cehenneme kirip, kin cennete kirirdi. Haddesine Muhammed ibn Abi Bekir el-Mukaddemi, haddesine Bişir ibn Mufaddal, haddesine Halidun el-Hazza'u, عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء yana Usmondan rivoyat qilinibdi aytibdiki Rasulullohdan eshitdim aytadilarki deb yuqoridagi hadisning barobar misli ayni o'xshashini zikr qilyapti Haddasana Abu Bakr ibn Nadir ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر
Haşim ibn al-Qasim haddesena Ubeydullah el-Esca'i an Malik ibn Miğval an Talhata ibn Musarrifin an Ebi Salih an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal kunna ma'an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi mesirin. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı bu şeyler. Biz bir seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir geldik. قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحل بعض حمائلهم ettiler ki kavminin azukaları bitti tügedi yani cihatke seferye çıkılgen seferde kitiliyetti Tabuk gazatı da Tabuk gazatı yani Tabuk Suriye'ye yakın bugün yerde Medine'den uzak sefer uzak sahra ıssık qiyinchilik. Sahabalarning Madinada olgan ozuqalari bitti. Azvadun zadunning jami. Hattoinki ba'zi yuk tashuvchi tuyalarni so'yishlikka qasd qildilar. Shularni so'ymoqchi bo'ldilar. Hamail mana hamulatunning jami. Yük taşıyıdıgan tüyeler. Şu tüyelerde suyu mahcup oldular. Yani bazı sahabeler izin soradı. Peygamberimiz doğrudan doğru suyu mahcup olmadılar. Hazreti kıskarttırıp hemme diyepti. Peygamberimiz kaskılırlardı. Hazreti Kingir vatladakiler sahabeler izin soradı. Resulullah izin verdiler. Kale fekale Umar ya Resulallah lev cema'te ma beqiye min ezvedil kavm fedeavte Allahe aleyha. Şunda Umar etti ki, ya Resulallah, qaniydi siz kavminin azukalardan qolganini toplaganlarizda ve şu azukalarga Allah'a bir dua qilganizda qaniydi ya, belki Allah Teala barakat berar edi. Tuyalarda soyishga ham hojat qolmas edi. Deganda qala fa fa'ala. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam şunda yakıldılar. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam afzal mı, Umar mı? Elbette Peygamberimiz afzal. Umar mafzul. Demek bazen mafzul afzalge maslahat meşvere birişi mümkün eken. Peygamberimiz aleyhisselamdan bazı sahabeler tüyelerde soruştaki izin sorardı. Az vakit kalmadı. Aç kalıyıp biz. Peygamberimiz aleyhisselam ummet kıynelmesin dediler de. Mücahitler kıynelip kalmasın dedi. Tüyana soruşki izin verdi. Bu mesela tüya cüde kıymetli gidi, kere gidi, seferde. Bunu biledi Peygamberimiz. Lakin başka çaresi yok. Şunun için izin verdi. Umar kirtirip başka bir çareni kürseti yaptı. Ya Resulullah, Allah anasıya kadir. Siz kagenken azakatı toplaşkaya büyürün. Toplansın, dua kılın, Allah bereket verirdi. Köpeyedi, tüyelerde soymayalım. Tüye bizge kerek dedi. Cengde hem kerek. Barışka, kayıtışka hem kerek. Yani bir tüyanı kötüleyen yükünü kâmede 20 adlı adam kötüledi. 20 adlı adam da şimdi hıfketi yaptı tüya. Kerek müdüb meşverden ortaya taşıdı, Resulullah'ın kabul kıldılar. Yaktı o kişiye. Demek bazen emir, ustaz ya ki rehberler bir fikirde etse, başkaları da ondan köre bir yaşıran fikir tuğursa, ayçlığı, İslam'a muvafık, güzel bu yerlerse. Yani Resulullah onu kabul kıl yaptılar. Ve şu fikirlerde kabul kılıçdik, sünnet bo'layapti. Peygamberimiz aleyhisselam kabul kıldı ki o. Şimdi bir de savol keladi ki, Umar'da şu fikri güzel bo'lsa, yaxshi bo'lsa, nima uchun Resulullah şu fikirde aytmadılar? O'zini yaxshi biladi ki o. Peygamberimiz aleyhisselam aytmayaptilar ki, bu ali mucize meselesi bu. Keramet meselesi. Bu her daim qilinadigan mesele emas bu. Ummatda bir ihtiyoc bo'lishlik kerak. Ehtiyoc bo'lsin, keyin bir mo'jiza yoki karomat talab qilinadi. Bu masalan sanasiga karomat mo'jiza ko'rsatilmaydi. Chunki karomat mo'jiza o'zining qadr qiymati bor uni, o'zining haybati bor. Odamlar keyin noto'g'ri tushunadigan bo'lib qoladi. Har sahobalar qiynalganda payg'ambarimiz aleyhissalom mo'jiza ko'rsatib, ularga azoqatni ko'paytirib yuborsa, bo'lmaydi-ku unaqada. İmtihanda manası kalmaydı.
Lakin sahabeler mesela bazı münafıklar aç kalsa ki peygamber de malamat kıladı ya bulat. Ne dua kıma yaptı? Dua kısa buladı ki bizim halatımızı biladı ki. Biz aç oturup biz. De başka taraflar gibi bazı başka fesatlar gibi çıkışı mümkün. Şunun için peygamberimiz arasında bu tarafı ötme yaptılar. Umar gelip talep kıldı. Böyle keramet, mucize Umar talep kıldı. Peygamberimiz aleyhisselam yok demediler. Kale fece'e zul burri bi burrihi. Ettiler ki, raviyet yaptı. Ki buğdayı bağlar, buğdayını alıp geldi. Hemen de az azdan kagen. İndikatta cemaat ki o. Hemen ki bitken yok. Köptülüydü ki bitken idi. Bazı kişilerdeki kagen idi. Az yine buğdayı bağlar, az yine buğdayı alıp geldi. Ve zul temri bi temrihi. Hurması varlar, hurmasını alıp geldi. Peygamberimiz aleyhisselamdı. Aldı ya, bir çadır yayılgen. Her kim, işte kagen az vakatta alıp gelişi yaptı. Yani bir hılmez, her hıl. Kale ve kale mücahid. Yani şu hadiste rivayet kıyan, ravilerinin bitersi mücahid et yaptılar ki, ve zun nevati bi nevahu. Ve denegi varlar, denegini alıp geldi. Denek. Yani hurmanın uruğu. Hurma meyvesinin içindeki denegi, uruğu. Şimdi uruğu denegi varla denegini alıp geldi. Kultu ve men kanu yasna'una bin neve ravi hayran kaldı. Eti, sahabeler denektini mi kılışarıdı? Denektini mi kütere yürüşüptü? Yani biz zamanıyla hayran bulundu. Kale kanu yamussunahu ve yeşrabuna aleyhil ma. Sahabeler yegeni hiç sese topalmaganligi uchun o'sha xurmoni danagi, xurmoni yegandagi xurmon danagini saqlab qo'yardilar-da, yeydigan narsa topolmaganda o'sha xurmoni danagini so'rar edi. Shuni so'rib, keyin ustidan suv ichardilar. Qarang, ozuqalarni eshitib qarang. Bizning zamondagi musulmonlar har kuni osh yeydi. Ama başınızı taş bile vurup yaradı. Yine en şikayet kılışıydı. Razımez hayatlarından. Sahabeler, karın cihatke çıkıyıp sahralarda, hurmanı denegi, hurmanı denegini sorsanız ne var onda? Karın, hurmanı denegini körgensinler. Ne var? Ama şunu sorup, üstüden su içi yaptı. Şu ulanın azukası böyle yaptı. Karın, kançeri fidakarlık kılı yaptı. Sahabelerde fidakarlığını körsiz, dinni o'rganishlik uchun, dinni tarqatishlik uchun, dinni hokim qilishlik uchun qilgan fidokorliklar xizmatini ko'rsangiz, ya'ni o'zidan uyalib ketasiz. Biz ne'matlarda ichida yashayapmiz, shohona yashayapmiz, yana shikoyat qilamiz. Holatimizdan norozimiz. Shuning uchun Alloh taolo bizga dinini ham nasib qilmayapti va din xizmatiga ham qabul qilmayapti. Aslida biz dinga shunday xizmat qilishimiz kerakki, shu holatga tushib qolsak şu denekte soradığın halatı keçip yasak, şükür kılıp dinge hizmet kıladığın buluşumuz gerek. Hazır ki Müslümanlar onu demez. Sağlık inalıp kasa, der o dinli hizmetini yığıştırıp koyadı. İşleşim gerek bana çaka var. İşleşim gerek karzım var. İşleşim gerek üylenişim gerek. İşleşim gerek telefon alışım gerek. Kompüter alışım gerek. Dinde bir tarazını bir pallası koyarsız, telefonu da koyarsız, telefonu ağır kip git oradı. Başkaları ağır kip gitti orası. Kim beredim Allah Teala dindi? Vermedi dindi. Sahabeler o deneklerde sur aradı, üstten su içi aradı. Kale fe da'a aleyhe. Şöyle toplan genden ki Peygamberimiz Aleyhisselam dua kıldılar. Ya Rabbi uzun bereket bergin. Ve Allah Teala ilham kıyan dualarda kıldılar. Kale hatta mele'el kavmu azvidetehum. Raviyat yaptı ki hatta ki sahabeler yani kavm uzlarının azavakatlarını tuldurup aldılar. Azavakatını tuldurup aldı diyebdi. Aslında azavakat tulmuydu. İliş tuladı. Yani azavakatının ilişlerini tuldurup aldılar. Yani sahabeler hani Peygamberimiz dua kıyandı. Adıda bir az güne güne azavakat vardı. Araleş. Her hırla sarı var. İşte, hurması var, buğdayı var, böyle denek var. Peygamberimiz dua kıldılar. Şimdi halata durup da ağlı yaptı sahabeler. Bitme yaptı. Ağlı yaptı, bitme yaptı. Ağlı yaptı, kemeyme yaptı. Haltalarda tolduruşu yaptı. Meşlerde tolduruşu yaptı. Bu şey kervandaki, cemaattaki bütün ilişkiler toldu. Bütün ilişkiler tolu yaptı.
umaram kursan. Cemaatim toydu, tüyelerim sağlam kaldı. Tüyanı soygen dedi, bünçeliği bereke bulmasıdır. Hemen bünçeliği yetmezsidir. Ulamalar dedi ki, demek ki bir cemaat, biraz tarlık buldu mu, tapkanını ortada bahem görüşteki sünnet. Sahabeler karın erleşken eserlerde alıp geldi. Sen kıyınçiliği yukarsa, Müslümanlar ne bütçek ki, bir ulu alışıp, çekiğin çöğütekiden çıkarıp, yani ki, sonkilerden, halterlerden çıkardık, uzu iştiği yaşamaz, İslam'dan mes o. Hemen de toplayıp durmuş, az yine bu seyem, ortada da hem görüşlük gerek. Şunu hiç açıdı ki, bir mayıs 40 kişi getirdi dedi. Fekala inde zalik, şunda ayettiler ki Peygamberimiz Aleyhisselam, Eşhedü en la ilahe illallahü ve enni Resulullahi. Men Allah'tan başka hak mabut yuğluğu, ve elbette min Allah'ın Resulü ekenliğimge güvahlık veremen yaptılar. Hani tevhid kelimesine et yaptılar. Hani keramet, mucize, hem kürdü hem şahit buldu. Elbette sahabelerde imanları ziyade bunu yaptı. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam tevhidde yine tekitle yaptılar. Hani Allah'a bağlı yaptılar. Min Allah'ın Resulüme halas bu mucize min denmez Allah'tan. Allah kıldı bunu. Bizi zamandakiler bizi hemen sana men kılıyıp ben deydi. Men uzun, men bilemen, gayb diyen bilemen, hemen sana uzun kılıyıp deydi. İlahlık dava kılışadı. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a bağlı yaptılar. Ve Peygamberimizin mucizeleri sabit buldu. Karim. La yelqallaha bihime abdun gayra şakin fihime illa daharal cennet. Kul, bana şu ikilesine şak kimegen halette Allah bilen üçresse elbette cennete kiren dediler. İkilesi yani tevhidin iki bölümü. Vahdaniyet, Allah'ın yalgız mabutluğu. İkincisi nübuvvet, risalet, peygamberimizin, Allah'ın Resulü ve peygamberliği. Şu ikilesine şakkımegen halette aytıp Allah bilen üçresse, Allah'ın huzuruna barsa. Yani şakkımegen halette diyelim. Demek ki şakksa bu kafir o. Bir insan la ilahe illallah'ını künüge milyon mette etse, lakin şak ise kafir buladı. Faydası yok. Ya işenmese kafir buladı. Ya amel kımese kafir buladı. Yani amel kımese kendik, la ilahe illallah desa, yani bütke barıp sığınırsa, kabirge barıp sığınırsa. Şak kımegen halette, anı işengen halette ve tatbik kıygen halette bulsun. Yani fakat itikat meselesi. Bu cennete kiren diyettiler. Şimdi böyle ölüm meselesi yok karın. Mesele kenge yaptı. İmam Müslim çekeyin tedricen meselesini kettakıl yaptı. Yani ölüm meselesinden başlayıp, ölüm meselesinde ihtilaf yoktu. Hemme doğru diyordu. Şimdi bu halat ölüm meselesimez. Demek kimi ki La ilahe illallah'ını yakinen etedigen Musa şu hadiste etilingenlik. Bu oldu bu adam cennete kiredi. Bu adam cenneti. Onu siz roze tutmadı ya dinge hizmet kımadı ya ki zekat vermedi, ya cihat kebarmedi, ya namaz okumadı, deyip cehennem gelmedi, yani kamap koyalmıyız onu. Allah ve Resulü et yaptı ki, o cenneti buladı yaptı. Bundan iki de mesele kep çıkardı. İslam'da kançaliği, mükemmelliği, güzelliği, asanlığı ve İslam'ın mesele insanlar necat tapsın. Biz insanların necat tapıştığı için, saadet için yollarda açlığımız gerek. İmkaniyetlerde kenge yetiştiğimiz gerek. Darvozalarda berkitib yo'llarda qiyin qilmaslik kerak. Kema kelalmaysan demaslik kerak. İkincidan ahli sunnani o'rtasida ixtilof bor edi. İmon murakkabmi, basitmi degan. Hanafiylar aytayotdiki, iymonning asli basit, faqat qalbdagi tasdiq deyshatirdi. Bu hadis shuni ko'rsatyapti. Endi ba'zilar aytadiki, bu hadisni biz shunday tushunamizki, la ilaha illalloh desa va haqqini ado qilsa deydi. Biz aytamizki, hadisda unday gap yo'q. Ular aytadi yo biz shunday tushunamiz deydi. Na to'g'ri tushunyapsizlar. Hozir yana ba'zi hadislarda keltiradi Imom Muslim, shu fikrni na to'g'riligini ko'rasiz. Agar bu yerda haqqini ham deydigan bo'lsa, yana eski gap aytilgan bo'ladi, sahobalar hayajonlanmaydi. Odamlar ta'sirlanmaydi undan. Shu kalimani o'zi aytilyaptiki, yana haqqini ham ado qilsangiz yaxshi, mukammal bo'lasiz, eng afzal bo'lasiz. Lekin shu kalimani o'zini aytishingiz bilan najot topasiz. Cehennemde abadi kalmayız. Bunu yaşırmasızlık gerek.
Doğru endi bazı alimler aytadı ki biz hadiste kandı kelganimizda şunday aytadigan bo'lsak, avomlar amalga beparvo bo'lib qolishi mumkin. Ha shu kalima narsa najot topar ekanmiz deb ki namoziga, ro'zasiga beparvo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz buni aytmayapmiz. Buni sal qiyin qilib ko'rsatyapmizki, kalimani aytasan va haqqini ado qilasan, deyapmiz, amalga mahkam bo'lsin deyapmiz. Deydi, niyating yaxshi. Yaxshi o'ylayapsan, xato qilyapsan. Hadisni noto'g'ri tarjima qilyapsan. Hadisda u narsa aytilgani yo'q. Faqatgina tavhid masalasi, iymon masalasi kelyapti. Amal masalasi zikr qilinmayapti hadisda. Amal fazilat. Qanday amal bo'lsa, biz ham xohlaymiz uni. Bo'lmasa uni kofir demi? Uni islomdan man qilma. Ularga dinni qiyin ko'rsatma insonlarga. Bu tavhidni tushuntirib, sen hadisni to'g'ri tarjima qil, to'g'ri ayt, to'g'ri izohla. Keyin aytkinki, namoz o'qimaganlarni Alloh la'natlaydi. Ro'za tutmaganlarni Alloh la'natlaydi. Zakot bermaganlarga Alloh g'azab qiladi. Deb ki, u masalalarni alohida tushuntir. Masalani aralashtirish kerak yo'q. Payg'ambarimiz nima maqsadda aytayapti-yu, sen hadisni noto'g'ri tarjima qilib, payg'ambarimizning maqsadini, murodini zoya qilib yuboryapsan. Jannatga kiradi deyapti payg'ambarimiz alayhisalom. Lekin ko'pchilik mana mullalar yaxshi niyatda jannatga kirmaydi deyishadi. La ilaha illalloh degan odam jannatga kira olmaydi. Falon shartlar ham bor deydi. Hadisni buzyaptilar, Rasulullohning so'zini buzyapti. Haddasana Sahl ibn Usman va Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Kurayb haddasana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurayrah aw an Abi Sa'id shakkal A'mash A'mash bu yerda shakkilda Abu Hurayradanmi Abu Sa'iddanmi deb qala lamma kana ghazwatu Tabuk asaba an-nasa maja'atun Tabuk g'azoti bo'lganda insonlarga ochlik yetdi Qarang bu hadisda men ochiq kelyapman. Tabuk. Aytganimizdek, Suriyaga yaqin bo'lgan yer. Shu Tabukka payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan jangga jihodga yo'lga chiqdilar. Safar uzoq, mavsum issiq, dushman ko'p, sahro, ocharchilik, qiyinchilik. Va qattiq ocharchilik yetib qoldi jamoatga, mujohidlarga. Azoqat bitadigan darajaga keldi. قالوا يا رسول الله لو أزنت لنا فنحرنا نواضحنا أجتكي يا رسول الله أجل بزي إذن بيرجانز ديدي بز ناضحة لارمزي سويسي جديك ناضحة دي يعني سو تاشوچي تويالر دي يعني سو تاشوچي يك تاشوچي تويالر شلار دي سويسي جديك يسي جديك فأكلنا ودهنا يسي جديك وياغنا أسي جديك إدهان دي يعني أصل ده Yog'ni masalan badanga surtishlik, soqolga yoki sochga surtishlik. Lekin bu yerdagi iddihondan maqsad shu tuyaning yog'ini olib qo'ysak edik. Keyin taom pishiramiz yoki yeymiz uni biror narsaga aralashtirib. Ya'ni go'shtini va yog'ini yesak degan ma'noda yoki yog'ini taomga ishlatsak, yog'ini boshqa narsalarga ham ishlatsa bo'ladi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam if'alu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qilinglar, mayli dedilar. Yuqorida hadisda aytdik-ku, sahobalar so'rashdi, izn berdi Rasululloh. Qala faja'a Umar. Shunda Umar keldi. Faqala ya Rasululloh, in fa'alta qalla zahru. Ya Rasululloh, agar bunday qilsangiz, ya'ni izn bersangiz, bel kamayib qoladi dedi. Zahrun bel, ya'ni markab degan. Chunki hayvonlarning beliga minadi-ku. Shuning uchun minadigan narsamiz kamayib qoladi. O'zi oz. Jiddiy bir safardamiz, jangga ketyapmiz, uzoq safar, qiynalib qolamiz. Walakin ud'uhum bi fadli azvadihim. Lekin siz sahobalarni azvoqatlarning oshchalari to'g'risida chaqiring. Olib kelishsin. Summad'ulloh lahum alayha bil barakati. Keyin sahobalar uchun shu olib kelgan azvoqatlariga Alloh barakat bersin deb Allohga duo qiling. La'allalloh an yaj'ala fi zalik. Shoyatki Alloh taolo shu duoni qabul qilsa va bunga barakat bersa dedi. Qani mo'jiza talab qilyapti. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Na'am, qala fa da'a bi nita'in fa basatahu." Payg'ambarimiz alayhisalom Rasululloh ha dedilarda, keyin bir chodir chaqirdilar. Nita'un chodirga o'xshagan narsa,
Endi dasturxon desam bo'ladi, ama teridan bo'lgan. Teridan qilingan shunday bir chodirga o'xshagan narsa. Keyin buni yoydilar shunday, ochdilar. Summa da'a bi fadli azvadihim. Keyin sahobalarni azvoqatining oshchasini chaqirdilar. Har kimda azvoqat qolgan bo'lsa olib kelsin dedilar. Qala fa ja'ala rajulu yaji'u bi kaffi zuratin. Qala va yaji'u al-akhar bi kaffi tamrin. Aytdilar ki bir kişi bir kaf, qarang, bir sikim bir tariq olib kelyapti. Zura zarralar, ya'ni kichkina bug'doydan ham kichkinasi, ya'ni bug'doyni maydasi singani yoki endi siniq tariq, hali siniq guruchga o'xshagan narsalarda aytiladi. Shunday mayda narsalar. Va yajiul oxir bi kaffi tamrin. Yana boshqa bir sahobi bir sikim xurmo olib kelyapti, qarang, bir sikim xurmo. Qala va yajiul oxir bi kasratin. Va boshqasi esa bir siniq non olib kelyapti. Ya'ni bir non xurma, bug'doydan yo arpadan yo boshqa narsadan bo'lgan. Hatta ijtama ala lita'imin zalika shay'un yasirun. Hatto inki o'shaligi chodirni ustida, hali terini ustida shulardan ozgina narsa jamlandi. Shuncha katta jamoat ichidan ozgina narsa chiqdi. Qala fa da'a Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam alayhi bil baraka. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunga baraka bo'lsin deb duo qildilar. Summa qala khuzu fi awiyatikum. Keyatlar ki buni idishlaringizga olinglar dedilar. Qala fa khuzu fi awiyatihim. Sahobalar uni o'zlarining idishlariga oldilar. Hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uhu. Hattoki sahobalar shu askar butun mujohidlar ichida birorta idish qo'ymadi. Hamma idishlarni to'ldirdilar. Qarang, butun idishlarni teridanmi, latadanmi, boshqasidanmi? Qala fa akalu hatta shabi'u. Va yedilar ham. Idishlarni to'ldirgandan keyin haligi o'rtadagidan yeyishyapti. To'yib ketdilar hattoki. Va fadolat fadolatun shunda ham haligi oshib qoldi. Kamaymagan edi. Mo'jizani qarang. Alloh barakat beravansa beraveradi shunday. Allohga biz yaqin qilishligimiz kerak. U degani demak o'tirib olib duo qilish kerak degani emas. Harakat qiling. Payg'ambarimiz alayhissalom sahroning o'rtasida duo qilyaptilar, jihodga ketyaptilar. Siz ham dinga xizmat qilgan holatda duo qiling, Alloh beraveradi, Allohga oson. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda rasul aytdilarki, ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligiga va albatta men Allohning rasuli ekanligimga guvohlik beraman. La yalqa Allohu bihi ma'budun g'ayra shakkin fayuhjaba 'anil jannati. Bir kul shak qilmagan holatda shu ikkala kalima bilan Alloh bilan uchrashsa jannatdan to'silmaydi dedilar. Qarang, jannatdan to'silmaydi bu odam jannatga to'g'ri kirib ketadi. Yuqorida hadisda aytdik, ya'ni natijasi baribir jannat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni jahannamdan saqlasin va butun insonni islomga, iymonga hidoyat qilsin.